Evet, Murat'ım bayarım. Hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Vallahi Türkiye gibi diyeceğim çünkü daha iyi olamıyorsun artık. Yaşadığın ortamın şartlarına bağlı ne kadar iyi olduğun. O yüzden her şey çok mükemmel diyemiyoruz ama açıkçası benim keyfim yerinde. Şimdi sana bir soru soracağım. Dürüstlük nedir? Yani nasıl açıklarsın dürüstlüğü? Öncelikle ben şöyle düşünüyorum. Şimdi dünya aşağı yukarı Rusya'da dahil kapitalist sistemle dizayn edilmiş durumda. Kapitalist sistemde yoksulların çalışırken, daha doğrusu dar gelirli, orta gelirli kitlenin emeğinden çalmak üzerine kurulu bir sistem. Buna da artı gelir modeli diyoruz. Yani sen işte 7 üretirken onun bir tanesini patronun çalacak. Çaktırmadan yapacak ve bunu çalarken de çalmadığı aksine sanki sana bir şeyler veriyormuş gibi yapacak. Bu da algı operasyonlarını gerektiriyor. Bu mesleki sektörleri nasıl yansıyor diye sorarsan şöyle yansıyor. Mesela adam borsayla ilgili hisse senetleri piyasasında uzman. Çıkıyor ve insanlara şöyle sesleniyor. Diyor ki atıyorum şimdi işçiye alırsanız kısa orta vadede ben şu kadarlık bir yükseliş bekliyorum diyor. Ya da işte Ulusal 30'daki bir kağıdı önerebiliyor. Siz bir iki kere doğru söylediğine tanıklık edince ona itibar ediyorsunuz. Fakat unuttuğunuz şöyle bir nokta var. Bir kere borsa manipülatörünün görevi zaten sizi yanlış yönlendirerek kendi havuzunun lehine bir çıkar temin etmektir. Çünkü o da bir havuz yönetiyordur. Siz onun umurunda bile değilsiniz. Nitekim hemen hemen her sektörde aynı durum vardır. Yani bir siyasetçinin görevi zannedildiği gibi halka hizmet değildir. Siyasetçi kendi cebini doldurur ve kendi koltuğunu korumakla, kendi koltuğunu korumaktan öte bir şey yapmaz aslında. Bütün yükümlülüğü bu kadardır. Fakat bunu yaparken de tekrar söyleyeceğim, bir algı operasyonu yapar. Her şeyi sizin iyiliğiniz için yapıyorum der. Yani seni öldürürken bile seni daha çok yaşatacağım der. Tabii yani şimdi seni öldüreceğim diyemezsin. Bazı şeylerin belli başlı kuralları vardır. İnsanlar da gerçek bir şeyden bahsettiğin zaman bunu tam olarak anlamıyorlar zaten. Mutlaka manipüle etmen gerekir. Mesela şöyle düşün. İnsanların son zamanlarda artık ürün satmayı geçtim. İnsanlar manipüle ola ola en sonunda ürünün kendisi haline geldiler. Çok büyük şirketlerin bir amacı var. İnsanların sahip olduğu bütün bilgileri elde etmek ki bir insan hakkında ne kadar fazla bilgin olursa, mesela düşmanı yenebilmen için düşmanı tanıman lazım. Tabii ki biz düşman değiliz ama dediğim gibi ürün olduğumuz için bu ürünler hakkında firmaların çok daha güzel bir her şeyi bilmeleri gerekiyor. Ve bunu biri diyelim ben senin kafanı yıkamak için, aklını, beynini ele geçirmek için şöyle bir şey yapacağım. Bütün gün boyunca sana bilgi vereceğim. Bunun karşılığında senden hiçbir şey istemiyorum. İkinci bir seçenek var. Ben bütün gün boyunca senin beynini yıkayacağım. Bunun karşılığında sen bana 100 dolar vereceksin. İnsanlar hangisini kabul ediyor biliyor musun? İkinci seçeneği kabul ediyorlar. Çünkü hiçbir şey bedava olmaz. Eğer para veriyorsan bir şey elde etmen lazım. İnsanlar birçok şeyin böyle farkında değiller maalesef ama şimdi senin o biraz önce bahsettiğin olay insanların kâr elde etmesi peki dürüstlük dışına çıkıyor o anlattığın her şey sistemin kendisi. Fakat burada zeki insanların mesela bir iş kurmuş adam patron olmuş. Bu patronun tabii ki de işçiden daha fazla kazanması gerekmiyor mu? Bak hemen sana iyi anımsattım. Şimdi Şişli Osman Bey'de insanlar yaygın olarak tekstil ve hazır konfeksiyon işiyle uğraşır. Ve bunlar ihracatçı diye geçiyor. Niye ihracatçılar onu da söyleyeyim. Bavul ticareti dediğimiz sistemin göbeğindeler bunlar. Yani bir kısmı Avrupa'ya, çoğunluk Orta Doğu'ya bavul ticaretiyle hizmet eder. İşte benim yine orada tanıdığım hazır konfeksiyon işi yapan ve yine önce nasıl iş yaptıklarını size özetleyeyim isterseniz. Bu şahıs kendini Türk İslam sentezci yani hem milliyetçi
hem de Müslüman olarak tanımlıyor, hem de bunun propagandasını yapıyor. Fethullah Gülen döneminde kendini Fethullahçı olarak tanımlıyordu. Hatta benim evime gelip propaganda bile yapmıştı. Ben de ona çok ciddiye almadığımı söyleyince bozulmuştu. 15 Temmuz olaylarından sonra ise aynı şahıs bu kez kendini AKP'de tanımlamaya başladı ve Türk İslam Sentezci, tekrar söylüyorum, benim kadar milliyetçi yok diyordu, benim kadar Müslüman yok diyordu. Fakat çalışma sistematiği de şöyleydi ki kendisine söyledim, ben bunu kabul etti. Paris Moda Fuarı'na gidiyor, oradaki yapılan hazır konfeksiyon ürünlerinin fotoğraflarını çekip o tasarımları çalıyor. Kopyalayıp ona benzer bir şeyleri üretiyor. Ürettikten sonra da İran gibi ülkelere satarken, bavul ticareti bunlar tabii, tamamen kayıt dışı olarak gönderiyor. Bu dediğini yani, aslında bütün ülkeler yapıyor yani. Ama farklı olan şu, bak, sadece taklit etmesi de değil, vergi de vermiyor. Şimdi milliyetçi bir adamın vergi vermemesini nasıl yorumlarsın? Bana şunu söyledi. Bak dedi, sen gazetecisin, sen dürüst ve namuslu olmak zorundasın. Ben ise tüccarım dedi. Eğer dedi vergi kaçırmazsam benim ayakta kalma şansım yok. Yani Türkiye'de bir tüccarın vergi kaçırması olmazsa olmaz dedi. Bu şeydir, işin kuralıdır. Peki bu konuda haklı değil mi? İşte bakın, tekrar oraya dönüyorum. Devletin insanlara nasıl baktığına bakmanız lazım. Sonuçta şunu söyleyeceğim, üzülerek söylüyorum. Ben devletin namuslu insandan yana mı, yoksa çalan çırpan, bir yerlere çöken insandan yana mı olduğunu birkaç olayla anlatmaya çalışayım isterseniz. Söz gelimi, gidiyorsunuz bakıyorsunuz adamın biri Sarıyer sırtlarında, geçmişte yoksulluktan yaparlardı, gece kondu yaparlardı oraya. Günümüzde bu gece kondunun mahiyeti değişti. Sarıyer sırtlarında adam milyarlık bir araziye işte 12 daireli, 15 daireli binayı dikiyor. Sonra o 15 daireli binanın 14 dairesini kiraya veriyor. Siz de öğretmen Mehmet Efendisiniz. 10 sene boyunca gidiyorsunuz namusunuzla o adamın kurduğu gece konduğunun bir dairesini adama kira veriyorsunuz. O da size aslında orada kiracı göstermiyor. Çünkü binanın kendisi tapu tahsis belgesiyle duruyor. Buna karşılık 10 yılın sonucunda devlet oraya çöken mafyavari adama oranın zilliyetlik hakkını veriyor. İşte tapu tahsis belgesi dediğimiz kavram bu. Yani diyor ki sen geldin benim hazineme çöktün ya, helal olsun diyor, bak ben sana buranın tapusunu vereceğim diyor, al tapu tahsis belgesini, akabinde tapusunu da alacaksın diyor. Öte yandan namusuyla vergisini verip kirasını ödeyen adama da diyor ki sen zaten enayisin, sana bir şeye vermeye gerek yok. Şimdi devletin bakış açısı böyleyse, tekrar dönüyorum, hazır konfeksiyoncu Hüseyin Bey doğru söylüyor. Yani diyor ki işin sistemi bu, sen diyor gazetecisin, yani aslında şunu söylüyor, sen enayisin. Namuslu olmak senin işin. Biz akıllılar diyor, çalıp çırparak diyor diğerlerine göre kendimizi daha önde kılacağız, avantaj sağlayacağız. Ya aklıma şey geldi. Şimdi Amerika yağmacılardan ibaret bir toplum. Amerika nasıl ele geçirildi, nasıl keşfedildi? Oraya en ıskartı insanları gönderdiler ve göz alabildiğine araziler var. O arazide dedi ki, İşte devlet diyeceğim, devlet de değil ya, neyse, böyle alabildiğiniz kadar araziyi telerrüyle çevirin, hepsi sizin olacak. Şimdi o araziler kimindi? Oranın yerli halkı işte mal sahibi olma gibi bir şeye, düşünceye sahip değildi. Çünkü toprak, bu toprak nasıl benim olabilir? Yani herkesin üzerinde gezindiği toprak böyle onun bunun olamaz, bu herkesin diye düşünen bir zihniyet vardı o zamanlarda. Bunlar da gittiler, yağmayla bu işi hallettiler. Bugün hala herhangi kritik bir durumda yağma yapmaya devam ediyorlar. Yani birçok yerde görüyoruz aslında bunu. Tabii arada bir fark var. O günden bugüne Amerika'da bir şey olduğunda kötü şeyler başına gelebilir. İnsanın her yerde gelir. Burada da gelir, orada da gelir. Ama fark şu, orada hakkını arayabiliyorsun. Şimdi bizdeki bu senin öğretmen Mehmet Efendi hakkını arayabiliyor mu? Kesinlikle arayamaz. Çünkü dediğim gibi devletin bakış açısı da o. Eğer siz namusluysanız, siz verginizi veriyorsanız, devlet de size enayi gözüyle bakıyor. İşte bu vergi kanunları çıkıyor. Mesela ben gerizekalı olduğum için bütün vergilerimi vermişim. Ekstradan çıkartılan paraları da vermişim. Fakat bir başkası 10 senedir vergi ödemiyor.
küt bir yasa çıkartıyorlar. Onun 10 senelik parası affoluyor. Ben tekrar ödemeye devam ediyorum. Tam onu söyleyeyim sana. Sözünü keserek söyleyeceğim onu da. Şöyle ki, dediğin çok doğru. Çıkarılan aflarla adam aslında parasını bir yerde çalıştırmaya devam ediyor. Af çıkacağını da biliyor oluyor zaten. Bir sene en az çalıştırıyor. O parayı peşin olarak ödeyen adam, ödemeyen adama göre dezavantajlı duruma düşüyor. Şimdi bu durumda eğer devlet namuslu adamdan yanaysa, sen kardeşim peşin verdin, sana peşin ödeme indirimi yapıyorum demeli. Ya da o öğretmen Mehmet Efendi, bak kardeşim ben bu adama zilyetlik hakkından dolayı bunu verdim ama sen de 10 yıldır burada oturuyorsun, o halde sana da buradan şu kadar hisse veriyorum demeli. Onu da demiyorsa kendi arazisinden, bak ben bütün bu adamlara çöktükleri için verdim, sen çökmedin namusunla, gittin bana vergini, kiranı, şunu bunu vermeye devam ettin. Ben de sana şuradan arazi gösteriyorum demesini beklersiniz. Ya da ev almaya çalıştığımda devletin ona bir indirim yapmasını beklersiniz. Ancak devletin böyle bir derdi yok. Yani devletin namuslu insana yardım etmek gibi bir düşüncesi yok. Zaten demin sen örnek verdin. Amerika gerçekten de vahşi barbar tabir edilen, tırnak içinde söylüyorum, Kızılderililerden arınmak üzere İngiltere'deki suçluları göndermişlerdi. Yani yüz kızartıcı suç işleyen, cinayet işleyen, hırsızlık yapan insanları toplu halde gönderdiler. Fransızlar aslında İngilizlere karşı savaşıp Kuzey Amerika'yı ele geçirmişti. Fransızca konuşan insanlar aslında Güney Amerika'ya gittiler. Ve o tırnak içinde tekrar söyleyeceğim, barbar dedikleri vahşi insanların ölmesini beklediler tekrar gitmek için. Fakat orada da bir sistem dizayn edildi. Tıpkı Avustralya'daki gibi. Avustralya'da İngiltere'deki suçlulardan oluşmuş bir kıta ve ülke. Sadece İngiltere değil tabii, yani Avrupa'dan bir sürü yerden insan gitti oraya. Ama ben ilk giden anlamında ifade ediyorum. Tamam. Ha, doğru. Yani dünyayı İngiltere dizayn ediyor benim kanaatime göre zaten. sonuçta şöyle bakıyorsunuz. Diyor ki en namussuz adamı bile getirip bir sistem kurduğunda o adam o sistemi riayet edecek ve sonuçta aslında medeniyeti kurmuş olacaksınız. Yani bunu Güney Afrika'da görebilirsiniz. Bu durumu Avustralya'da, Kuzey Amerika'da görebilirsiniz. Hemen her yerde sistemi kurduğunuz zaman insanlar o sisteme uyarlar. Bakın mesela tıpta Türkiye'de doktorlara şiddetten bahsedilir. Ama hiç kimsenin asla söylemediği, ima dahi etmediği bir şey söyleyeyim size. Türkiye'de hatalı operasyon yapıp bir insanı öldüren, bir insanı sakat bırakan, atıyorum sağ bacağında problem varken sol bacağını opere eden bir tıp doktoruna yönelik bir tazminat haberini göremezsiniz. Neden göremezsin ben söyleyeyim sana. BDDK, Sağlık Bakanlığı 3 kere benim web sayfamı kapattı. Blog yapıyordum arka arkaya. 3 kere kapattı. Ben açtım başka bir isimle tekrar kapattı. Neden biliyor musun? Çünkü böyle şeyleri anlatıyordum ben. Mesela YouTube'da bir video yapıyorsun. YouTube zannedildiği gibi öyle özgür bir ortam değil. O video ya direkt olarak silinir ya da para kazanmaz. En hafif mesela benim yaptığım videoların bazılarında hiç şey yok. Reklam almıyor. Yapamazsın. Bunu yaparsan eğer yok edilirsin. İzin verirsen yani. Ben yaşadıklarından örnek vereyim. Bize gazetecilikte öğretilen şu. Yaşadığın bir vakayı anlattığında afaki bir durum değil, vakayı paylaşmış oluyorsun ve burada suç unsuru olmaz. Ben kendimden örnek vereyim. Ben 1988 yılında bir trafik kazası geçirdim ve beni Hatay'da bir devlet hastanesine kaldırdılar ilk etapta. Fakat sol kolumun içi cam dolduğu için işte antiseptikle elimi yıkamaları lazım. Yoksa ben kangren olacağım ve kolumu kesecekler. Hatta daha durum ciddiye de gidebiliyor. Bayılmazdan önce kuzenim olan ortopedist travmatolog doktorun telefon numarasını veriyorum. O saatte cep telefonu yok. Onu muayenehanesinden ulaşıyorlar. Ben bayıldıktan sonra oraya iştirak ediyor. Sonrasını ondan dinledim. Dedi ki Murat, hasta başına ayrılan antiseptik miktarı 250 cc. Biz dedi sana 5,5 litrenin üzerinde antiseptik verdik. Peki dedim devletin tayin ettiği oranda verseydiniz ne olurdu? Dedi ki %99.9 kangren olurdu. Hatta dedi daha durum daha da ciddiye giderdi dedi. Yani kolunu keserek de kurtaramazdık. Ben dedi devreye girdim. Şimdiki parayla ifade edeyim size. İşte 20-30 liralık bir farktan dolayı insanlara tıp sistemi şunu söylüyormuş.
Vaka geç ulaştı hastaneye. Bu yüzden kangren oldu. Bir şey yapamadık. Ne diyecekler bunu, o şekilde açıklayamaz kimse. Yani evet, aslında işin gerçeği size yeter derecede antiseptik kullanmıyor ve sizi ölüme terk ediyor. Şimdi doktorları üçe ayırıyorum ben. Bunların bir kısmı sadece ilaç yazıyor ve reprezentların emrindeler. Yani ne yapıyorlar biliyor musun? Mesela geliyor reprezent, diyor ki bak diyor, şu bahsettiğim gıda takviyesi ilaç değil, dikkatinizi çekelim, ilaç bile değil. Şu gıda takviyesi çok pahalı ama bundan yaptığın satış oranında seni yurt dışına tatile göndereceğim. Şu hediyeyi vereceğim, evine şunu alacağım, bunu yapacağım. Artık o doktorun işi gücü aslında hastaya yararı, bırakın yararını, belki de karaciğerine sırf zarar olan o gıda takviyesini satmaya yönelik bir satıcı haline geliyor. Yalan söylüyor ve sizi aldatıyor. Ve bir süre sonra tabii bakın aslında sistem şöyle kurulu. Doktorun derdi para kazanmak, sizi kurtarmak değil. Ekrana çıkıp size hisse senedi önerisinde bulunan ekonomistin derdi yine para kazanmak. Çünkü onun da yönettiği fonlar var. Oradan para kazanmak. Keriz sirkeleme. Aynen öyle. Siyasetçinin derdi o koltukta en uzun süre oturmak. Çünkü en az 2 sene oturursa emekli olacak. Sonsuza kadar, yani ölene kadar milletvekili maaşı işte 30 bin lira civarında, şu an tam bilmiyorum, yuvarlıyorum. Bizim şartlarımızda iyi sayılan bir rakamı ömür boyu alacak. Adam diyor ki en az 2 sene burada durmalıyım, gerisi önemli değil diyor. Zaten mevcut sistemde bir milletvekilinin yaptırım gücünü bırakın, bakanın da yok zaten. İşte adamların tek derdi şu. Ben diyor para kazanayım, kendimi kurtarayım ama bunu yaparken de halkı aldatayım. Yani sanki halkın yararına, halk için çalışıyor gibi görünüyor. Para kazanmasının yolu o ama zaten. Tabii ki. Para kazanmasının yolu halkı aldatmaktan geçiyor. Yani bütün sistem bunun üzerine kurulu. Başka hiçbir şey yok. Yani sonuçta bakıyorsunuz, sizin yediğiniz içtiğiniz şeyde diyor ki sen bunun prospektüsünü okudun mu, ya da aldığın içtiğin bir kolanın ya da bir meyve suyunun içindeki her şeyden sen sorumlusun. Okuyup bakacaksın diyor. Adı değişmiş olabilir diyor. İçindeki o kimyasalın adı periyodik olarak değiştiriliyor. Ancak bir kimya mühendisi bile yanılır. Yani orada yani herhangi bir ürünü alıp oku, içinde mutlaka şeker vardır. Daha kötüsü mısır şurubu vardır. Ama orada mısır şurubu ya da şeker yazmaz. Sürekli olarak bunların isimleri değişir. Değişik değişik farklı farklı isimler mesela verirler. Mesela 330. Kim nereden anlayacak? Nasıl bilecek? Şimdi şimdiye kadar... Ben tam onu söyleyeceğim. Yani devletin koruması yok Hakan. Yani devlet şunu demeli. Bakın Avrupa'da der ki şu GDO'lu ürün, bu organik ürün, bu iyi tarım der. Ya da aldığın bir içecek de bu çocuklar için uygun değildir der. Türkiye'de böyle bir şey görmezsiniz. Asla görmezsiniz. Tıp doktorunda ben hata yaptım. O doktoru dava edemezsiniz. Çünkü Türkiye'deki yargı sistemi bunun zenginler hukuku olduğunu düşünüyor. Yani şöyle basit bir örnek vereyim. Bir tarihte yine gazetecilik olarak tanıklık ettim. Marka galiba Polo'ydu. 12 yıl süren bir davadan sonra Bayrampaşa'da kendi tişörtlerinin taklit edildiğini ve bunlara sıklıkla bütün ülke çapında satıldığını ispatladı. Hakim aynen şunu söyledi. Evet dedi, sizin markanızın taklit edildiği kesin ama dedi bu zengin hukuku Türkiye'ye göre değil dedi. Bir maddi yaptırıma gitmiyorum. Yani hiçbir ceza vermedim. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Senin hukuk sistemin bunun için uygun değil. Senin hakimlerin uzman hakimler değil. Böyle olunca ne oluyor? Bakın çok basit bir şey. Bilir kişi ayarlıyorlar. Bilir kişi nasıl ayarlıyorlar biliyor musun? Bilmez kişilerden bilir kişi yaratılıyor. Yani basit bir şey söyleyeyim. Ben Şeref Basınkart'ı bir gazeteciyim. Hemen hemen her alanda bilir kişi olarak benim gibi durumda olan arkadaşlarım mahkemelere gidiyor. Her alanda bir kişiyim diye çıkıp bir rapor yazıyor ve oradan geçiniyor. Sırf bundan geçinen insanlar artık peydahlandı. Şimdi o kadar güzel şeyler anlattın ki iç açıcı hepsi de. Tabii böyle bu kadar güzel bir ülkede yaşamanın bazı götürüleri de var. Yani onlardan bahsediyorsun. Çok şaşılır bir durum değil ama çıkan sonuç şu. Dürüstlükten bahsediyoruz ya. Böyle bir sistem içinde bir birey nasıl dürüst olabilir? Çok güzel. Şimdi öyle bir teori var Hakan. Diyor ki şimdi Nazi Almanyası döneminde yani nasyonal sosyalizm denilen Hitler'in partisi sürecinde bütün Almanya kötü müydü diye bir soru soruluyor sosyoloji kitaplarında.
Cevabı da Profesör Doktor Mehmet Haberal vermiş. Diyor ki %80 diyor iktidarda kim varsa, özür dilerim baştan alayım isterseniz, %10 diyor senaryo ne olursa olsun hep kötüdür diyor. %10 da senaryo ne olursa olsun hep iyidir diyor. Her senaryoda iyi olmaya, dik durmaya devam eder. Arada kalan %80 iktidarın arkasında sürüdür. Yani özetle şunu söylemeye İktidarda kim varsa %80 evet. onu takip evet. eder. Evet, bu sosyolojik olarak doğru. Yani Haberal'ın söylediğine katılıyorum. Oradaki durum aslında neyi anlatıyor biliyor musun? Otoriteye olan saygıyı anlatıyor. Milgram deneyi diye bir şey var. Hiç duydun mu bilmiyorum. Bir aralar bir psikolojik test, sosyolojik test bunlar. Daha önce belki başka bir videoda anlatmış olabilirim bunu ama tam buraya uyacak. Onu ben kısaca bahsedeyim. Amerika'da yapıyorlar ilk deneyi. Asıl amaçları bunu hani dedin ya, Almanların hepsi mi manyaktı arkadaş? Tamam, bazı subaylar, Hitler hakikaten kafayı yemiş olabilir ama bütün Almanya nasıl oldu da bu insanları takip etti, böyle acayip şeyler yaptılar? Bunu anlamak için yürütülen bir deney bu. Almanya'ya gitmeden önce bunu bir Amerika'da önce bir deneyelim diyorlar. Gazeteye bir ilan veriyorlar. Bunu da Hitler isteseydi diye bir kitapta okumuştum yıllar önce. Şimdi bu kitapta tabii başka bir sürü deney var. Yani bu onlardan bir tanesi sadece. Bu Milgram deneyinde gazetedeki ilan şöyle diyor. Saatte 5 dolar kazanmak ister misiniz? Tabii bir sürü insan üşüyor oraya. Şimdi oturan bir adam var orada. Bunun çeşitli böyle kablolar bağlı orasına burasına, elektrotlar bağlı. Bu deneklerden bir tanesi. Öte yanda bir de şey var, panel var. O panelde de çeşitli düğmeler var. Bir de böyle bir ibra var. Böyle 300 volta kadar çıkan bir ibra var. Bu girişimci, yani deneye anlatılan, istenen şu. Biz burada eğitimle ilgili bir deney yapıyoruz. Hepiniz gönüllüsünüz. Orada oturan da ne olduğunun farkında. O da para alacak bu işten. Senin yapman gereken bu kağıttaki soruları okumak. Cevaplar da orada yazıyor. Eğer burada oturan arkadaş yanlış cevap verirse şuradaki ibreyi çevireceksin ve elektrik akımı gidecek. Korkulacak bir şey yok diyor. Ama ortam o kadar resmi ki, böyle beyaz elbiseli insanlar, kocaman kalın kalın kitaplar, gözlüklü top sakallı tiplerden falan, böyle otorite hepsi de yani. Tamam diyor o. Soruları okumaya başlıyor. Bir tane yanlış cevap veriyor. Biraz çeviriyor. Bir de yanlış cevap daha veriyor. Biraz daha çeviriyor. Ama tabii buradaki onların adamı aslında. Yani o elektriği alan insan rol yapıyor. Bağırmaya başlıyor. Diyor ki, birçoğu soruyor tabii, ya şimdi diyor bunu arttırıyoruz, burada bir sakınca yok mu? Yok yok, merak etmeyin, hepsi kontrolümüz altında. Çok az insan hariç hepsi o ibreyi adam bas bas bağırmasına rağmen sonuna kadar çeviriyor. Şimdi bunu nasıl açıklarız biliyor musun? İşte orada otoriteye olan saygı ortaya çıkıyor. Otoritenin ne olduğu önemli değil. Bakın, modern tıpta da vardır bu, böyle milyon dolarlık cihazlar, beyaz önlükler, yıllarca okunmuş okullar, kalın kalın kitaplar, hiç kimseye taviz vermeyen, böyle her şeyi bilen doktorlar, bunlar boşuna yetiştirilmiyor. Otorite olarak görünecek ve otorite, devlet ne diyorsa onu yapacak. Bir bilim insanı gözüyle baktığımız insanlar, mesela bir bilimsel bir araştırma yapıyor. O bilimsel araştırmanın parasını kim verir? Tabii ki tüccar verir. Tüccar kiminle çalışır? Politikacıyla ortak çalışır. Bunların hepsi parayla alakalıdır. Dolayısıyla istenen sonucu elde etmek için deney yapılır. Ve bu deney sonucunda ortaya bazı böyle çok cafcaflı grafikler falan çıkartılır. Onlar insanlara sunulur. İnsanlar da buna inanır. Mesela bu otoriteye olan güven ve inanç sayesinde ben gidip birini öldürsem katil olurum. Ama polis ya da asker olup devlet adına birini öldürdüğümde kahraman oluyorum, değil mi? Aradaki fark bu. İnsanlar bir kere otoriteye neden güvenirler? Çünkü hiç kimse sorumluluk almak istemez. İnsanın en çok kaçındığı şeylerden bir tanesidir. O orada suç işlese bile bütün sorumluluğu otoriteye yüklediği için kendisinin hiçbir günahı yokmuş gibi düşünüyor. Ve bu şekilde büyük bir ulus böyle manyakça şeyler yapabiliyor.
Anlatabildim mi? Eksik bir yer kaldı mı? Bence çok iyi anlattın. Bu arada bayağı bir konuştuk. Ben son sözümü söyleyeyim izninle. Şimdi senin de ifade ettiğin gibi o tür deneylerin İspanyol versiyonlarını da izledim. Kesinlikle haklısın. Babam hukukçuydu. Bana şunu sormuştu. Bir cellat öldürdüğü kişiden sorumlu mudur? Yoksa ben emir altında yaptım diyerek kurtulur mu? Demişti. Hı-hı. Yanıt şuymuş. Tabii küçüktüm ben, çok bilmiyordum. Hukuki yanıttan bahsediyorsun ama değil mi? Tabii hukuki yanıttan söz ediyorum. Babamın verdiği yanıt şuydu. Emri kim verirse versin cellat yaptığı her şeyden bireysel olarak sorumludur. Yani ben bir masumun kanına girmem diyerek cellat o işten imtina etmelidir. Ben celladım, emir altında yaptım. Yok öyle şey diyor. O zaman kim yapacak cellatlığı? Yapmayacak o zaman. Yanlış bir şeyse yapmayacak. Böyle bir kanun çıkarmışlar. Adam asılacak diyor. İşte o da şunu söylüyor. Sen diyor namuslu bir adamsan asla, hani dedim ya otoritenin emriyle yanındakinin canı yanarak halen çevirmeye devam ediyor. Elektrik akımı veriyor. Vermeyeceksin diyor. Ona bir yanıt aslında bu. Diğer bir kısmını söyleyeyim. Şimdi herkes filozofun kullanır ama bunu sanki şey gibi kullanır. Hani her şeyi bilen adam gibi kullanır. Aslında filozofun anlamı Yunanca'da bilgeyi sevendir. Ya burada bakın nüansı... Soru soran daha çok aslında. Ben bilgeyi seven diyebiliyorum. Buradaki nüansı da şöyle yorumluyorum. Şimdi bakın toplumlara baktığınızda toplumun beklentileri toplumun geleceğini şekillendiriyor. Yani Yaban diye bir kitap var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun özetle Atatürk'ün subaylarından biri işte bilinmeyen Anadolu topraklarında bir köysel, kırsal bir arazide bırakılır. Yaralıdır çünkü. Geldiğinde diğerlerinden daha entelektüel olduğu için toplum onu dışlamıştır. Aydın olup topluma yararlı şeyler yaptığı için en sonunda ölür ve kimsesizler mezarlığına gömülür. Adam eski köye yeni adet getiriyor evet. Yani şimdi. Şimdi tam onu söyleyeceğim ben de. Bakın eğer bilgiyi seviyorsanız sizin çocuklarınız da bilgi olur. Ama siz hırsızı seviyorsanız siz ve çocuklarınız da hırsız olur. Yani işin özeti bu. Sizin neyi sevdiğiniz, ama neyi hırsız, model aldığınız... Hırsız mı? Benim hırsızım ya. Fark etmiyor işte. Sen hangi hırsızı seviyorsan hırsızdan başka hiçbir şey olmuyor sende. Ha dersen ki yok kardeşim ben bilgiyi seviyorum, bilgiyi seviyorum... Dik duran adamı, namuslu adamı seviyorum dersen, gerçekten de eğilip bükülmeyen, belki yoksuldur ama hayatı boyunca dimdik durmuştur. Bakın o adamı rol model alırsın. Yok o adamı rol model almak yerine zengin bir müteahhiti, bir siyasetçiyi, bir hırsızı, bir yalakayı ve insanların kanına giren bir namussuzu rol model alıyorsan zaten sen ondan farklı bir şey olmuyorsun. Ama şunun cevabını alamadık bir türlü. Yani zaten bunun çok bir cevabı yok da yine de soruyorum ben, tekrar edeceğim. Böyle bir düzen içerisinde dürüst kalmak nasıl mümkün olur? Ya bir örnek vereyim, mesela para kazanmaya çalışıyorsunuz değil mi? Şimdi gayet dürüst bir adamsınız, sözünüzde duruyorsunuz, ailenize karşı, arkadaşlarınıza karşı gayet iyisiniz her zaman sözünü tutan. Ve adil bir adam olarak düşün. Para kazanmak zorundasın ama değil mi? Ne yaptın? Atıyorum Pakistan'da bir tekstil şirketine şey yaptın, hisse satın aldın. Şimdi sen oradan çok güzel, iyi bir yatırım yaparak hisse satın aldığında kazandığın paralar acaba senin dürüstçe kazandığın para anlamına mı gelir? Çünkü Pakistan'da daha okula bile gidemeyecek yaşta çocukları köle gibi çalıştırıp hatta öldüresiye çalıştırıp kazanılan paradan sen pay alıyorsun. Şimdi bu dürüstlük müdür, değil midir? Cevap vereyim, kesinlikle değildir. Hatta kendimizden küçük bir örnekle de kapatayım. Soruna eksik yanıt vermiş olmayayım. Ben uzun süre gazetecilik yaptım. Kirada oturuyorum. Hemen hemen hiçbir şeyim yok. Ve bununla da övünüyorum. Bu tabii benim kendi züğürt tesellim olabilir. Bu bir bakış açısıdır. Öte yandan benimle beraber mesleğe başlamış taşrada tanıdığım bir grup insan bazı müteahhitleri tehdit ederek 1 milyon dolarlık evlerin üzerine oturmuşlar ve onunla ilgili belli bilgilere ulaştım. Şimdi o insanlar cemiyet başkanlığına dahi gelmiş Anadolu'da. Çünkü dediğim ya hani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi ye kürküm ye misali, eğer senin paran pulun varsa
herkes seni beyefendi olarak tanımlıyor. O insanlara soracak olsam Murat Bayar enayidir. Bu adam yani, olamadı işte diyecekler ya şimdi. Yani bakın bu bakış açısı. Hani dedim ya en baştaki sorun şuydu. Ben bu sistemde nasıl para kazanırım? Benim kendime bulduğum yanıt şu. Ben para kazanmıyorum. Ben hayatta kalmaya çalışıyorum. Ha diyeceksin sen hayatta kalmaya çalışırken dışarıdan nasıl algılanıyorsun? Ben dışarıdan şöyle algılanıyorum. Aa bak işte ya züğürt gazeteci ya işte adam bir şeyler yazıyor. Ondan sonra kovuyorlar bir yere. Tekrar bir yere girmeye çalışıyor. Bütün hayatı böyle bir kovalamaca içerisinde geçiyor. 3 kuruş para için koşturuyor. Gazetecilik yapmanın Türkiye'deki maliyeti ne yazık ki bu. Bunun dışında olan herkes çalıyordur, çırpıyordur. Onu söylemeye çalışıyorum. Haklısın. Ya aslında bu konu konuş bitmez ha. Yani daha aklıma sen konuştukça bir sürü soru geliyor ama zannederim şimdilik bu kadar yeter. Yine belki ileride devam ederiz bu konuya, bu dürüstlük konusuna. Çünkü insanlar aslında dürüst olmak istiyorlar. Fakat nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Bir de imkansız gibi geliyor. Yani şimdi şu ortamda dürüst bir şekilde para kazanmak nasıl mümkün olur? Mutlaka ucu bir yere dokunmak zorunda kalıyor. Eski bir Japon atasözü var. Diyor ki eğer insanların üzerine basamıyorsan ya da insanların senin üzerine basmasına izin vermiyorsan yolun kenarına itilirsin. Yani bizim gibi insanlar da işte yolun kenarından oturmuşlar, gelen geçen trafiği izliyorlar. Yani kendini insan bazen salak gibi de hissediyor yani. Nasıl olacak bu iş? Ben de o zaman son sözümü söyleyeyim sen. Çünkü çok güzel bir Japon atasözü paylaştın. Şöyle ki BBC'nin binasının üzerinde şu söz yazar. Güç unsurlarına karşı toplum menfaati için yapılmış her şey haber, geriye kalan her şey ise reklamdır. Güzelmiş. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.